Hocam, şimdi sizinle çok güzel şeyler konuşabiliriz, güleriz, eğleniriz, her şey olabilir ama ben bu sefer böyle bir şey yapmak istemiyorum. Tabii. Türkiye yaklaşık 20 gündür narini konuşuyor. Evet. Yani nasıl bu noktaya geldik bilmiyorum. Neden bunları yaşıyoruz onu hiç bilmiyorum. Ama bir hukukçu olarak siz olaya hangi pencereden bakıyorsunuz? Sizin de bu konuyla ilgili söyleyecek birkaç cümleniz var mı hocam? Tabii ki. Öncelikle ülke olarak hepimizin acısı bu durum. Yani ülkenin gelmiş olduğu durumu gerçekten bazen toplumun ahlak yapısını sorgulamamız gerekiyor dediğimde birçok insan benim bazı noktalarda linçledi. Hatta bazı noktalarda da kanunların daha sert olması gerektiğini vurguladığımda sizin yaşadığınız ülke farklı bir ülke Erkan Bey dediler bana. Ama ben hep şu algıda oldum. Kanunların ve kuralların, özellikle yasaların toplumu ıslah etmesi kanaatindeyim. Yani bir insanı işte birini öldürdü diye hadi hep birlikte biz de katledelim o insana, idam gelsin psikolojisinde değilim tabii ki. Ama şunu yapmamız gerekiyor. Mümkün mertebe toplumsal ahlakı, yani bu çöküşü hep birlikte kaldıracağız. Nasıl kaldıracağız? Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Özellikle bu iş, bu noktada medyaya çok büyük iş görevi düşüyor sizlere özellikle. Toplumsal alanlarda yapılması gereken, özellikle kamu spotu şeklinde yayınlanması gereken dizi olabilir, belgesel olabilir. Yani eskiden hani şey psikolojisi vardı ya, hayat bilgisi dersi vardı ve bütün okullarda bu okutulurdu. 4. sınıfa kadar. Yani şu an baktığım, yani özellikle eğitim sistemi içinde bile baktığım birçok noktada artık eğitim sadece yap çöz, sor çöz mantığıyla ilerliyor. Öncelikle toplumsal alanda insanları bilgilendirip bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl mı yapacağız? Ta küçüklükten, yani ana sınıfından ve aile içi eğitim verirken toplumsal alanda bireyleri yetiştirebilmemiz gerekiyor. Aileyi nasıl yetiştireceğiz? Aileyi şu noktada yetiştireceğiz. Eskiden insanlar şunu yapardı. Giderdi toplumsal olarak, yani özellikle köyler olsun, mahalleler olsun, öğretmenler giderdi, bilinçlendirme toplantıları yapılırdı. Özellikle geceleri, akşamları köy odalarında toplanırlardı. Toplumsal noktada insanlara eğitim verilirdi. Şu an ben bunların hiçbirini görmüyorum. Eskiden köy enstitüleri vardı. Onlarda eğitimler yapılıyordu ama şu an onlar da yok. Biliyorsunuz hepsi kaldırıldı neredeyse, yok denecek kadar. Belli başlı sayılarda var. Onlar da toplumun her alanına yetişemeyebiliyorlar. Bizler de ne yapıyoruz? Toplumu bilinçlendirmek adına en azından özellikle medyatik olan meslektaşlarımdan da yola çıkayım. Birçoğumuz kamuyu bilgilendirmek adına kendi sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirici videolar da çekip yayınlıyoruz. Ama bu etki yeteri kadar oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Bunu nasıl yönlendirebiliyoruz? İşte sizlerle birlikte yapmış olduğumuz röportajlar olsun, katıldığımız TV programları olsun, özellikle eğitici amaçlı gitmiş olduğum konferanslar, seminerler olsun. Burada toplumun ahlak yapısının çöküşünün engelleneceği noktaları söylüyorum. Yani özellikle sosyal medyanın, internetin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte sanki birçok şey yeni çıkmış gibi lanse ediliyor ama öyle bir şey yok. Çünkü niye? Eskiden de bunlar vardı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Komşu mu güvenme, baba mı güvenme, abi mi güvenme? Güvenmeyeceksiniz ya. İlk yapmanız gereken şey şu. Diyeceksiniz ki ben bir bireyim, kendi başıma karar verebiliyorum. Beynen ve fikren çocuklarımı eğitirken de bu şekilde, nasıl ki işte çocuklara biri sizin cinsel organınıza ya da bir tarafınıza dokunduğunda bağırın, çığlık atın diyoruz. Toplumsal olarak bunu bütün bireylere bir nevi enjekte etmemiz toplumsal lazım. Bilinç, tabii ki bunu oluşturduktan sonra o olacaktır. Ama bu da nasıl olabilir? Yani sadece Erkan, Ahmet, Mehmet değil. Bütün toplum bir arada bu toplum sözleşmesini bir nevi kabul edeceğiz. Herkes birbirine bunu söyleyecek. Sadece medyada işte çıkıp avukat Erkan Yalçın işte bir röportaj verdi. O röportajda toplumu bilgilendirdi. Bu değil. Sadece bu değil. Birçok anlamda topluma öncülük eden siyasetçiler olsun, ekonomistler olsun, işte medyada olan ünlülerimiz olsun. Bu noktada herkes bilinçlendirecek. Nari'nin bu raddeye gelmiş olması,
Yani belki bir toplumsal çöküş olabilir. Yani yaklaşık neredeyse 20 gündür bütün medyada zaten Narin davası konuşuluyor. Daha henüz çözümlenmiş bir olay değil. Çünkü dosyada gizlilik kararı da var. Bu noktada benim de demeç vermem doğru değil. Çünkü olayın aydınlanması için gerekli birimler, işte savcılığımız olsun, kolluk birimleri olsun, zaten üstlerine düşeni yapıyorlar. Keza Adalet Bakanımız da gerekli açıklamalarda bulundu. Yapmamız gereken şey şu, hep söylüyorum, mümkün mertebe toplumu ıslah edecek kuralların daha sert hale getirilmesi gerekiyor. Ben bir hukukçu olarak bu kanaatteyim. Erkan Yalçın olarak da toplumsal bilinci uyandırma kanaatindeyim. Yani toplumsal olarak herkesi bilinçlendireceğiz, ondan sonra her şey dört dörtlük olacak. Belki evet birkaç fire vereceğiz ama sonrasında toplum biraz daha ıslah olduğunu görünce herkes benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Hocam şimdi sosyal medyada bildiğiniz hani mahkemeler kuruluyor. Evet. O da doğru bir şey değil gibi geliyor sanki ben bana. Ben o kanaatte değilim zaten. Yani hani dönüp sadece sosyal medyada amcasıyla annesinin ilişkisi varmış, bunu görmüş, o yüzden boğmuş, öldürmüş olabilirler. Ben bu kanaatte değilim. Çünkü dosyanın içeriğine belki bir sene sonra girecek bir delil bile bütün bu varsayımları çökertecek durumda. Bu sebepten dolayı yani ben hiçbir zaman o kanaatte olmadım. Hep de şunu derim, işe ehline bırakın. Yani sadece sosyal medyadan köyde bunu da duydum, köyde şunu da duydum. Sadece bir duyum üstüne insanları yargılamak da doğru değil. Şimdi bu bilinçte değilim. Doğru mu anladım hocam? Yani suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Evet, şüpheden sanık yararlanır zaten. Bu ilke olarak kanunen böyle. Kimseye sen direkt suçlusun psikolojisiyle hareket edemeyiz. Çünkü daha DNA örnekleri çıkmadı, adli tıp raporu çıkmadı. Söz konusu işte beyanlar alındı, ifadeler alındı ama bu ifadelerin daha ispatlılığı açısından işte sizin ifadenizle öbürünün ifadesinde bir çelişki varsa o giderilecek. Yani bunlar hepsi tek düze bir düzene sokulacak. Ondan sonra üstünde yorum yapar ki bu da kimin görevidir? Savcının, hakimin görevidir. Yani sokaktan geçen birine röportaj olarak bir mikrofon uzatalım. Narin'i kim öldürdü? Amcası öldürmüş. Niye? Annesiyle arasında ilişki varmış. Bu doğru değil. Ben bu kanaatte değilim kesinlikle. O dosyada her an her şey olabilir ve her an farklı bir delil dosyaya girdiğinde farklı bir soruşturma boyut kazanabilir. Aynen. Bu yüzden bu kanaatteyim yani. Sosyal medya çöplüğünü nasıl ıslah ederiz? Ya şunu yapacağız. Yani geçenlerde özellikle RTÜK Başkanı açıklama yapmış. Arman Çağlayan'ın programına katılmıştı Eko TV'de. Onu izlemiştim. Orada dedi ki belli başlı YouTube kanalları da olmak üzere hepsini lisanstan geçireceğiz dedi. Yani bunu Instagram'da da yapabiliriz, Facebook'ta da yapabiliriz, diğer sosyal mecralarda da bunu yapabiliriz. Yani her önüne gelenin bir YouTube kanalı olmasın. Her önüne gelen bir işte sosyal medya fenomeni olup da insanları yanlış yönlendirebilecek bir cümleyle yanlış yerlere götürmesin. Eline mikrofon alan herkes gazeteci. Evet, evet, maalesef yani bu bilinçte olmak doğru değil. Ben bu konuda özellikle her zaman yargılıyorum. Diyorum ki hayır, bunu yapmayın. Çünkü belki o gün konuştuğunuz şey 20 sene sonra karşınıza çok farklı bir şekilde gelecek. Bence yani akıl süzgecinden geçirmemiz gerekiyor konuştuklarımızı. Uzay bir boşluk ve bu size geri dönebilir sonrasında. Hocam sosyal medya çöplüğünde sizi de çok linç ettiler. Evet, çok fazla yani, linç ettiler. Bunlar da ne aşamadayız? Birazcık düştü mü? Birazcık insanlar bir şeylerin farkına vardılar mı? Yani şu anda ne düzeyde bu linç? Ya şöyle söyleyeyim size, kendi adımdan yola çıkarak söyleyeyim. Yani ben toplumu bilinçlendirirken özellikle hakları konusunda insanlara bakın bu hakkınız da var, bu da var derken insanlar sadece bu işi maddiyata döktüğümü düşündüler. Ama kesinlikle ben bunu hep dedim, benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Benim ünlenme gibi bir derde de ihtiyacım yoktu. Bunu bir arkadaşım dedi ki seni tüm Türkiye tanımalı dedi, profilini açalım dedi ve profilimi de açıp ilk videomu yayınlayan da oydu. Ondan sonra yani ülkede özellikle hukuksal anlamda açlık varmış ki insanlar evet bu da hakkımızmış, bu da hakkımızmış, bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani en basitte bir eşin kahvaltı hazırlamamasını boşanma sebebi saydı diye yayınladım ben Yargıtay. Ama Yargıtay bunu yaparken şu psikolojiyle hani kahvaltı hazırlamıyormuş hemen gidip boşanalım değil. Yani birçok boşanma sebebini sıralayıp ondan sonra siz boşanmaya gidiyorsunuz. Ben bunu da yayınlarken şunu söyledim.
Eşlerinize sahip çıkın, ona güzel hediyeler alın, kahvaltılar hazırlayın. Bu erkek kadın fark etmez. Hiçbir zaman cinsiyet olarak belirtmedim zaten. Yargıtay da bu noktada cinsiyet belirtmiyor zaten. Mümkün mertebe yaşamı olumlu anlamda pozitif hale getirin dedim. Ama insanlar tabii ki bazısı anladı, bazısı linçledi. Şu an insanlar beni daha iyi anlıyor ve yani alttaki yorumları ben çok okumuyordum. Asistanım okuyordu. Şimdi diyor ki herkes muhteşem yorumlar yazıyor. Çünkü ne olduğunu anladılar. Efendim, sizi giyim tarzınızda, konuşmanızda da çok eleştirdiler. Evet. Konuyu çok farklı farklı yerlere geçtiler. Çıksınlar. Çok yani girmeyeyim oralara da. Evet. Yani onu aşabildik mi? O önemli olan. İnsanlar efendime söyleyeyim ya evet bu adamın içi dolu, beyni dolu, fikirleri doğru kısmına geçebildiler. Ya şöyle insanlar özellikle buradan Mahmut Göde'ye de çok selam söylüyorum. Kendisi bir gün beni aradı. Dedi ki Erkan benim bir programım var sen de biliyorsun. Oraya gelip işte cevap sende yani hani soruyorsunuz cevaplıyorsunuz. Evet. İnsanların senin ne kadar gerçekten dolu ve bilgili olduğunu benim soracağım birkaç soruyla göstermeni istiyorum dedi. Çünkü insanlar seninle oturduktan sonra hani fikirleri 180 derece değişiyor. Çünkü diyor ki aa evet bu Erkan o Erkan değil. Yani sosyal medyada yaşadığınız o günlük olayları, rutini yani her zaman eğlenerek, gülerek paylaşıyoruz sosyal medyada ama hani her zaman öyle değiliz ki. Bir davanın sonucunda biz de üzülebiliyoruz. Biz de ruhsal bunalımlara girebiliyoruz. Ama benim orada yansıttığım kişilik insanlara pozitif anlamda yön vermesi adına. Bu sebepten dolayı da hani kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gayet de insanlar şu an şey psikolojisine girdiler. Aa evet Erkan Yalçın gerçekten dolu bir insanmış. Biz farkında değilmişiz. Ve konuşmaya başladıkça şu an zaten medyaya girmiş olmamın sebebi de bu değil mi? İnsanlar dedi ki biz sizi burada görmek istiyoruz. Biz şeye çok alıştık efendim. Şimdi sosyal medyada ünlü olan isimlerin mesleği fark etmeksizin albüm yapmasına ya da bir dizi oyuncu olmasına sizin de böyle bir fikriniz var mı? Ya şöyle bana şey konusunda çok teklif geldi. İşte gel işte programsun, magazin programı özellikle çok teklif geldi. Ya ben de dedim ki yani hani ben zaten hani mesleği olan biriyim. Elimde altın bir bileziğim var. Ben avukatım. Ama seni medyada görmek istiyoruz dediklerinde birçok projeyi eledim. Sonrasında işte şu an Hayrettin'le bir programa başladık. Şarkı yapacak mısınız şarkı? Şey diyormuşum arabesk bir albüm çıkaracağım. Trendlere çok iyi girecek. Muhteşem bir albüm. Özellikle yani İbo'dan tut herkesten şarkı aldım. Öyle bir ya öyle bir şey yok tabii ki. Yani kesinlikle. İbrahim Tatlıses'e meydan okudu falan çıkıyor. Yok yok kesinlikle öyle sanatçı olayım işte albüm çıkarayım şeylere çıkmayayım falan filan diyormuşum. İkinci gün şeye başlıyormuşum bu sefer. Maksim'de çıkıyormuşum. Matinelere falan çıkıyormuşum. Ya öyle bir şey yok yani. Hani sesim de güzel değil yani. Oturup da albüm yapma gayesine hiç girmedim. Yani düşünmüyorum da tabii ki yani medyada olmayı isterim yani. Sonuçta medyada bir açık varsa ben yönünden özellikle insanların tanıması, bilmesi, doğru yönlendirmesi önemli. Efendim, geçtiğimiz hafta en çok konuşulan mevzunun halinde ama bir şeyi ıskaladık. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliyesi. Hı hı. Bir hukukçu olaraktan ziyade vatandaş Erkan olarak bu tahliyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim size ben öncelikle. Şimdi Dilan Polat'la Engin Polat'ın tahliye edilmesinde yani yeterli deliller ve doneler, hukukçu olarak önce cevaplayayım. Yeterli delil ve doneler toplandıktan sonra ve bu insanların atıyorum yurt dışına çıkışı noktasında zaten adli kontrol tedbirleri devam ediyor. Bu insanlar yurt dışına çıkamayacak, bu insanlar işte delil karartamayacak kıvama geldikleri için hani dosyada savcı yeterli kanaati görürse ya da işte suç ceza hakimi yeterli kanaati görürse bu sadece Dilan Polat için değil ya da işte Engin Polat için de bütün sanık sıfatıyla yani şüpheli sıfatıyla yargılanan herkes açısından verilebilecek bir durum. Ama şu toplumun vicdanına çok sığmadı. Yani özellikle 40 yıl, 50 yıl ile yargılanan insanların 8 ayda tahliye edilmesi toplum tarafından çok kabul görmedi sanki. Ama şöyle bir şey var. İşte bak yine aynı şeye geldik. Az önce konuştuğumuz evet. Şeye geldik. Şimdi biz toplum olarak kimseyi şu noktada yargılamamamız gerekiyor. Çünkü niye? İşi ehline bırakmak lazım. Şimdi hakim savcı orada o kanaati kullandıysa onların da bir bildiği vardır yani. Hani oturup ya da
işte 40 yılla 50 yılla yargılanıyor ama biz bunu 20 sene yatıralım değil. Belki 40-50 yılla yargılanıyor ama belki 8 yıl ceza yiyecek. Yani bu sefer de o insanı siz düşünsenize 40-50 yılla yargılıyorum diye 10 sene yatırdınız. Sonucunda dosyada 8 yıl ceza yedi. Böyle bir şey yok. Tabii ki hiçbir zaman hiçbir yargılama bu kadar uzun sürmüyor. Maksimum 3-4 sene içinde yargılaması bitmiş oluyor. Hatta dosya kesinleşmiş oluyor ama yani bahsettiğim şey bu. Toplum önünde her zaman şu da yanlış. Erkan'ın medyada olmaması gerekiyor. Erkan'ın açıklama yapmaması gerekiyor. Ama şu değil yani. Hani toplum önünde herkes işte önüne geldi mi bir savcı hakim kesilebiliyor ama o kanaatte değilim ben. Çünkü niye yani savcı hakim yeterli doneleri işte delilleri topladıysa ve onların içeride olmasını gerektirecek bir durum yoksa salabilir yani. Bu noktada hani yok işte saldı ama duruşması işte belki iddianamesi bile hazırlanmıştır. Yani benim şu an ilgilenmediğim için o dosyayla ilgili hani haberim yok ama belki iddianamesi hazırlandı. İddianameden dolayı salıverdiler. Yani toplum, Emreciğim şuraya biraz dönelim, kaostan besleniyor diyebilir miyiz? Evet, bizim toplumumuz biraz kaostan besleniyor. Beslendiği için de ben de kaos show yapmaya karar verdim Hayrettin'le birlikte. Yani bizimki birazcık daha hani o kaosta birazcık insanların yüzünü güldürebilmek, komedi yapıyoruz bir nevi. Yani bugünlerde inşallah yayınlanacak zaten, sizler de izleyeceksiniz. Peki hocam, çok çok teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşabiliriz. İnşallah ya, her zaman böyle güzel anlamlı işlerde bir araya gelip güzel röportajlar veririz. Toplum olarak da hepimiz mutlu olalım.